Hülya Kaya merhabalar. Allah yardımcısı olsun. Bir tane ambulans geçiyor şimdi. Sokaklar olunca Mert göstersene. Bayağı sıkıntılı oluyor değerli izleyenler. Hakikaten yani şehir bu haldeyken bu tür olaylar, yani ambulans olayda hakikaten büyük sıkıntı oluyor. Allah yardımcısı olsun o ambulanstaki kişinin. Zor bir süreç. Yani daha neler göreceğiz de işte. Bu şu an canlı yayın esnasında, tam canlı yayına girerken başımıza gelen bir olaydı. Yol dar, trafik yoğun, ambulans gitmekte zorlanıyor. Allah içindeki hastanın yardımcısı olsun. İnşallah sağ salim şekilde hastaneye ulaştırılır ve sağlığına tekrar kavuşur. Tekrar dön Mert. Değerli izleyenler, neredeyiz? Aslında burayı da göster Mert. Buralar yıkılmış değerli izleyenler, görüyorsunuz. Ustalar çalışıyor şimdi. Dün Malatya'da fırtına olmuştu. Fırtına bu BCM grubun olduğu taraftaki bu şeyleri, levhaları aşağı düşürmüş, yola düşmüşlerdi. Şimdi tadilat yapılıyor. Allah onlara da kolaylık versin. Geleceğim birazdan. Mert gel şuraya bir şey sahası çekelim. İnşaat sahasını bir anlatalım aslında. Ne oluyor, ne bitiyor Malatya'da. Değerli izleyenler, şu an Mert'in gösterdiği yer Şire Pazarı. Yani Şire Pazarımız, eski Şire Pazarımızın olduğu yer. Onun hemen üstü, o köşe, ilk yıkılan binalardan bir tanesi vardı deprem zamanı. O bina değerli izleyenler, şu suyun olduğu yer. Mert gösterebiliyor musun? Bu suyun olduğu yerde emniyetin olduğu, asayişin olduğu yer vardı ya değerli izleyenler. Orası. Yani şu ağaçlar olmasa buranın o orası olduğunu bilmeyeceğiz. Hemen karşı taraf şu an hala şey yapılan, nedir onun ismi? Kuvare kazık çakılan yer, kasap pazarının, sebze pazarının olduğu yer. Hemen Mert, ağaçların tam arka tarafı Çınarlı Camii. Çınarlı Camii'nin duruyor zaten. Çınarlı Camii'de fazla bir sıkıntı yok. Var da daha doğrusu yıkılmadı orası tarihi eser diye. Arkasında Pamukhan'ın olduğu yer. Ben tarif edeyim, siz de çözmeye çalışın. Bu tarafa doğru da göstersen Mert. Şu AK Parti'nin hani ikinci depremde yıkılan binası vardı ya değerli izleyenler. Tam köşe orası. Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu yere doğru. Yani nokta yerler olmasa kafamız karışacak. Vallahi kafamız karışacak ama muazzam bir çalışma var diyebiliriz. Binalar yavaş yavaş yükselmeye başlamış yani. BCM inşaat yavaş gidiyor diyorduk ama onların temelle ilgili ciddi problemleri var değerli izleyenler. Temel bak Mert şuraları da göster. Fore kazıklar çakılmış değerli izleyenler. Yani burada demirli kazıklar çakılmış. Büyük ihtimal etrafı komple fore kazıkla döşemişler bu binanın. Yapılacak olan binanın temel iyileştirme, zemin iyileştirmesi yaptıktan sonra da büyük ihtimal buranın da temeli yükselmeye başlayacak. Bir yandan da fore kazıklar çakılmaya devam ediyor. Fore kazık, plastik kazık artık buranın sistemine uygun en iyi şekilde yapılmaya çalışıyor ama işte bu su, buranın altı su değerli izleyenler. Ne yaparsanız yapın su. Acaba iyi oluyor mu, kötü oluyor mu, o drenaj kanalları kuruldu mu, kurulmadı mı? Bizler de bilmiyoruz. Aslında firma yetkilileri bize, daha doğrusu şehrin yönetenler bize net bir açıklama yapsalar, bizler de sizlere açıklama yapacağız ama işte biz de öğrendiğimiz kadarıyla sizlere anlatmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Dedim ya, muazzam bir çalışma var. Kesinlikle bu şehir merkezi inşallah, Bakan Bey'in dediğine göre, ben ona inanıyorum, yıl sonuna kadar çoğu bina, buradaki çoğu bina tamamlanmış olacak. Köşede değerli izleyenler bakın, ilk yapılan, ilk temel atılan yerlerden bir tanesi. Leda, şu an Mert'in gösterdiği yer Leda grubun yaptığı yer. Görüyorsunuz o bina 3. katına ulaşmış. O devamı da var. Değerli izleyenler, o şu an inşaat var, gözükmüyor. Şire Pazarı'nın inşaatından dolayı gözükmüyor ama o inşaatın devamı da var. Bayağı bir yer yapıldı. Birazdan oralara da gideceğiz ama açıksa gösteririz. Açık değilse gösteremeyiz tabii ki. Şu an burası fırsattan istifade. Yani rüzgarın azizliğine uğramış buradaki panolar. Devrilmiş. Biz de bu şeyden göstermeye çalışıyoruz. Tam çevre yolunun üzerindeyiz değerli izleyenler. Neresi diyelim? Tam maliyenin karşısındaki yerdeyiz değerli izleyenler. Zaten dediğim yerden anlaşıyorsunuz. Bu ara yoldan hemen yukarı doğru çıkıyorduk. İşte yeni caminin oradan gelip böyle yavaş yavaş aşağı doğru gelip Kayısıcılar, Şire Pazarı falan derken buradan çevre yoluna çıkıyorduk. Otobüslerin olduğu yere doğru çıkıyorduk. Muazzam bir çalışma var. Onu söyleyeyim size. Yani hakikaten Allah devletimize zeval vermesin. Bu işler kolay işler değil. Ama işte sadece burayla bitmiyor değerli izleyenler. Tamam burası canımız, kalbimiz ama şehrin birçok noktası hala enkaz halinde, tarla halinde bekliyor. Rezerv alanı ilan edilen yerlerde hala süreçler tamamlanmadı. Hemen karşımızda Niyazi Mısri var değerli izleyenler. Bakın şu karşı binayı bir görüyorsunuz. Mert aslında orayı da göster. Belediye tıraşlamıştı o çirkin görüntü. Üzerine de yeşil bir ona ne diyorlardı Mert?
Branda gibi bir şey. Ne? Tente. Ha, tente. Ha. Yeşil tente. Şu kayısı içinde falan kullanılan tenteler var ya değerli izleyenler. O tentelerden kapatılmış ama işte ne yaparsanız yap. O kirlilik hala orada devam ediyor. Öğrendiğimiz kadarıyla hem Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi Mısri, Şık Şık buradaki esnaflara da şey gitmiş, tebligat gitmiş değerli izleyenler. Oraya da yakında gideceğiz. Bir aslında oralara da gidip göstermeye çalışacağız. Oradaki esnafla da biraz konuşalım. Tebligatlar gitmiş çıkın diye. Büyük ihtimal buradaki binaların çoğu da yıkılacak değerli izleyenler. Çünkü sıkıntılı, hakikaten sıkıntılı binalar. 15 gün içerisinde itiraz hakları varmış. O itiraz haklarını kullanırlarsa işte Çevre Şehircilik Bakanlığı gerekli şey yapıyormuş. Tetkikleri yapıyormuş. O tetkikleri uyguladıktan sonra da yıkılıp yıkılmayacağına karar veriyormuş ama benim tahminim, şahsi görüşüm büyük ölçüde buradaki bütün binalar yıkılacak gibi duruyor değerli izleyenler. Mert ekranlara getirmeye çalışıyor. Kulev işler kurulmuş. Bir yandan temeller atılmaya, bir yandan fore kazıklar çakılmaya devam ediyor. Umudumuz, dileğimiz şu yaz dönemini, Haziran yaklaşıyor değerli izleyenler. Kaç gün kaldı? 3-4 gün kaldı Haziran'a girmemize. 3-4 gün sonra burada daha da hızlı bir çalışma olur. Yazın sonuna kadar inşallah çoğu inşaatın kabası bitmiş olur. İnce işçiliklerine geçilmiş olur ve yıl sonuna kadar da inşallah buradaki esnafımıza, buradaki mülk sahiplerine de dükkanları teslim edilmiş olur. Duyduğuma göre yakın bir zamanda buradaki mülk sahipleri emlak konuta çağrılmaya başlanacakmış değerli izleyenler. Niye? Çünkü yıkıldı. Bunun bir ödeme planı oluşturulacak. Bu ödeme planı içinde emlak konut çok yakın bir sürede pazarlığa çağıracak. Kısacası yani özeti bu aslında değerli izleyenler. Pazarlığa çağıracak ve buradaki esnafımın mülkleriyle ilgili gerekli ödemeler, gerekli kaydeler yerine getirmiş olacak. Tapular verilecek tekrardan. Çünkü buralar komple değişti değerli izleyenler. Ada, pafla, numaraları her şey değişmiş oldu buranın. Yeni tapular verilecek. Allah hayırlısını versin. Yanımızda oranın eski esnaflarından var. Abi gel Mert, sen aşağıya istiyorsan arkamızda orası kalsın. Sen ne iş yapıyordun abi? Gel şu çık. Ben hırdavatçıydım. Çınarlı Camii'nin az aşağısında. Yeri nasıl buluyorsun? Herhalde cami olmasa bulamayacaksın. Vallahi, abi. Çınarlı Camii olmazsa yerimi bulamam. Aynen. Evet. Yani Allah'tan değerli izleyenler bazı yerler yıkılmamış kalmış. Yani en azından kafamızı oluşturabiliyoruz orada. Belediye hamamı, yeni cami, ağaçlar, Çınarlı cami olmazsa hiçbir yeri tanıyamazsın. Aynen öyle. Tarlaya dönmüş çünkü burası. Yani tarla, evet. Ama muhteşem bir çalışma var. Muazzam bir çalışma var. Allah devletimizden razı olsun. Daha iyisi olacak inşallah. Yani iyi firma gelince, kaliteli firmalar gelince yani. İnşaatlar da bu şekilde yükseliyor. Evet. Zaten amaç da o. Yani küçük müteahhitler değil de büyük müteahhitlerle işi hızlı bir şekilde halletmek. Bakın görüyorsunuz nasıl arı gibiler. Mert şöyle göster arı istersen gibi, bakın. Hem sağlam bir çalışma, şu kazıklar yani kolay bir şey değil. 11 il yıkılmış böyle bir çalışma. Ne diyeyim yani? Allah yardımcısı olsun. Ama işte bir an önce şu rezerv alanların da başlaması gerekiyor. TOKİ yani. Kuralları hala bekliyor. Bakın dediler ki her ay kural olacak. Nisan'da olmadı, seçim var daha diyelim. Evet. Mayıs'ta olmadı, Haziran muallakta. Ne zaman olur? Yani Geniştepe'de şey bitmiş, ev verilecek ev yok. Çamurlu'nun inşaat seviyesi, TOKİ'nin resmi sitesine girin bakın. %70 yani. Durumda şu an. Yani Çamurlu da verilmeyecek. Battalgaz'dakiler ne yapacaklar? Tamam hadi İkizli'de inşaatlar devam ediyor. Belki İkizli'yi çekerler kurasını. İşte ne bileyim Doğanşehir'in kalan o ilçelerdeki küçük yerleri çekerler ama Battalgazi nüfusunun ihtiyacı olan ev çekilişi hala yapılmadı. Rezerv alanlar hala başlamadı. O büyük bir sıkıntı bizi bekliyor aslında. İnşallah da biter. İnşallah biter, inşallah. İşler nasıl gidiyor? Sen arabaya mı döndün? Ne yapıyorsun? Yok, ben yine burada bir baraka yaptım. Şu an burada geçici olarak işte çalışıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz ama yani iş olsa da bu ortamda ne yani kadar? Ne bir bereketini görebilsin ne bir işin tadını alabilsin. İşte bir an önce bitse biz de yerlerimize geçsek. Akşamları burada hala karanlık oluyor mu? Işıklar yanıyor mu? Akşamları ışıklar yanıyor. Akşamları hiç burada kalmadık ki yani. Yani karanlık şu ışıklar. Geliyorum ben. İnan ki şu ışıklar hiç fark etmedim. Yanıyor mu yanmıyor mu diye dikkat etmedim çünkü ama. Çünkü buradan geçişler de sıkıntı. Kaldırım yok, bir şey yok. Yok kaldırım yok. Evet. Allah korusun yayalar içinde ciddi sıkıntı. Evet. Kolay gelsin abi. Sağ olasın, hayırlı işler diliyoruz. Amca nasılsın, iyisin? Allah kolaylık versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldim. Yazanlıyım. Durucasulu. Oo, Durucasulu'ya selam olsun. Aleyküm selam. Benim buradan mı çalışıyorsun? He, burada çalışıyorum. İyi, Allah kolaylık versin. Nasıl gidiyor? Sağ ol, valla işler hızlı çalışıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Ben burada şirkete çalışıyorum. İşin ne yani? İşim sahada çalışıyorum. Sahada çalışıyorum. Hizmet edeyim vatana, millete. Eyvallah. Durucasulu'da durumlar nasıl? Evet, Durucasulu'da durumlar yok. Bizim evlerimiz yapılmadı. Geçen hafta biz de 10 gün bundan önce şey getirdik. Sizin
Ekip gelmiş. Ekip gelmişti. Ümranlar ama gelmiş, evet. İlgilenmediler. Yetkililerde şimdi biz destek bekliyoruz ama destekleri... Ne diyorlar peki? Köy evi mi istiyorsunuz siz orada? Köy evi mi istiyorsunuz? Yani köy evi istiyoruz ama yapmadılar. Adamlar halen yapılmadı. Müteahhite verdik, yapılmadı. Malatya'da çoğu yer yapmadı amca ya. Yavaş yavaş yapılacak işte. Aynen. Devlet bu yükü birden kaldıramıyor. Doğru söylüyorsun. O da var. Ama işte TOKİ yapılmıyor. Bari en azından bu rezerv alanlar, köy evleri yapılsın. Yani ya yapılıyor. TOKİ'de yapılıyor. Bak görüyor sadece musun? Sadece İkizce devam ediyor. Malatya bak kalkındı yani adamlar ya çalışıyor yani. Şey demiyorum. Bak burası harika gidiyor. Mükemmel gidiyor burası. Bak görüyorsun. Yani zemin bitmiş. Yavaş yavaş binalar yükseliyor. Zemin çalışıyorlar. İki tane şirketimiz burada çalışıyor işte. Aynen. Sağ olsun bir sürü insan faydalanıyor. Bir sürü insan çalışıyor. Ama köylere de yapıyorlar. Yavaş yavaş yapacaklar inşallah. Hayırlısı inşallah. He. Durucası da güzel bir yer. Durucası da güzel bir yer. Gördünüz mü Durucası'yı? Kaç sefer gittik canım oraya. Tabii ki. Biz de abi buranın... kolay gelsin sana. Sağ olasın. Biz yavaş yavaş onu aldım mı kurtaracağım? Gittik. Hadi kolay gelsin hadi sana. Devam edelim Mert. Şu aradan çıkalım. Şu aradan geçelim. Sarıcıoğlu'na doğru mu ilerleyelim? İlerideki aradan geçelim. Gel. İlerideki aradan geç. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Şöyle kenardan geliyelim Mert. Bize araba çarpmasın bize. Şu binaları da göstere göstere gidelim. Yalnız değerli izleyenler yol bayağı bir genişliyor gibi burası. Yani bu yan yol bayağı bir genişleyecek gibi. Çünkü bakın binalarla yolun arası bayağı bir mesafe var. İnşallah genişler yani. Eskisi gibi olmaz. Yollarımız daha geniş ve daha güzel olur. Ferah bir ortamda yeni bir Malatya'mız daha ferah bir ortamda yaşamaya devam eder. Görüyorsunuz şöyle şurada duralım artık buradaki inşaatları da gösterelim. İkinci katına gelmiş. Burası şu an Mert'in çektiği yer değerli izleyenler. Şire Pazarı. Şire Pazarı'nın inşaatı ikinci kata gelmiş. Üçüncü kat çıkacak. Ondan sonra hemen kaba inşaat devam ediyor. Otobüsle geçsin. MOTAŞ. Otobüslerimiz de burayı sıkıntıyla kullanıyor. Mert bir yavaşlayalım istersen. Otobüs çok fazla bir otobüs geliyor. Sakin sakin gidelim burada. Buranın durumu bu. İşte bu çile biraz daha devam edecek değerli izleyenler. Yolda yürüyor vatandaş. Bakın yani sadece biz değil. Vatandaş da burada yolda yürüyor. Ve çift parklar maalesef buranın trafiğini fazla bir şekilde etkiliyor değerli izleyenler. Çift şekilde yapılmış parklar. Emniyet de çağıralım buraya. Gelsin baksın yani burada çift park olayı az önce gördünüz. Şey zorla geçti. Bayrağı. Nereye amca? Devamlı Şeyh Bayram. Canlı yayındayız. Sen Şeyh Bayram çekecek diyorsun. Hazır yaptı yok diyorsun. Dedim devamlı Şeyh Bayram'ı çekilsiniz. Yok canım işimiz vardı onların da sıkıntıları sorunları var elbette. Çünkü seyredeyim bakayım hep Şeyh Bayram. Hep Şeyh Bayram. Yok. Ona denk gelmişsin. Her yeri çekiyoruz yoksa. Mert şuraya çıkalım. Burayı da bir gösterelim. Gel. Değerli izleyenler inşaat. Mert bu taraf. Bu inşaatı çekelim. Burayı da sonra birazdan çekeriz. Yoğun bir şekilde bir el sallayalım oraya. Yoğun bir şekilde ustalarımız çalışıyor. Şimdi yerine dönüşümler başlayacak diyoruz. Ama yerine dönüşüm için usta nereden bulunacak, kalıpçı nereden bulunacak, demirci nereden bulunacak? Vallahi o da büyük bir sıkıntı haline dönüşmeye başladı. Onu da söyleyeyim değerli izleyenler. Hani yerine dönüşüm başlayacaklar da Allah yardımcısı olsun. Bu saatten sonra işçi bulunur mu, bulunamaz mı? Yani şu an Bakan Bey'in demesine göre yaklaşık 150 bin kişilik bir işçi ordusu şu an deprem bölgesinde. İnşallah diğer illerden de takviyeler olur. Bir an önce buraların ayağa kalkar. Yoğun bir şekilde bu inşaatlar devam edecek değerli izleyenler. Allah kolaylık versin. Hakikaten zor işler. Kolay işler değil değerli izleyenler. Bakın o demirin üstüne çıkmak, o iskelenin üzerine çıkmak her baba yiğidin harici değil. Allah işçi kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Gerçekten bana deseler ben yapamam. Mert sen yapabilir misin bu işi? Çok zor. Yani bu iş ayrı bir ustalık isteyen bir iş. Ayrı bir özveri isteyen bir iş. Beden isteyen bir iş. Güç isteyen bir şey. Tamam bize de güç beden var ama bu iş başka bir iş değerli izleyenler ya. Yani şu an Mert mesela kaç kiloluk kamerayı omzuna taşıyor saatlerce. Ama bu iş çok farklı bir iş. Hakikaten öyle. Şurada abimi de çek Mert ya. Abim de bir el sallasın. Demirin üstünde sağ olsun o da çalışıyor. Vallahi zor işler onlar da ya. Etreleri atmışlar. O etre boylarını ayarlayıp ona göre düzenlemesini yapıyorlar. Allah kolaylık versin. Hemen sol tarafında da yine o diğer inşaat değerli izleyenler görüyorsunuz. Hani görünmeyen yer demiştim ya. İşte o görünmeyen yerde şu sağ taraf devam ediyor yani. Bunun arkası da var. Bir L şeklinde olmuş burası aslında. Duvarlar da örülmüş. Hatta sanırım sıvaya geçecekler. Sıvanın şeyi atılmış. Ona göre de aslar mı diyorlar Mert? Sıvanın asları atılmış. Yavaş yavaş burası sıvanmaya başlar. Bir an önce de buralar normal düzene. Yani öbür gün bakmışız içeride elektrikçiler dolaşıyor. Sucular dolaşıyor, boyacılar dolaşıyor.
burası bitmiş olur. Bitecek de. Allah'ın izniyle buralar bitecek ve Malatya'mız eski günlerine. Ha, o eski günlere tam dönmemiz zor da. İşte yeni haliyle eski günlerimize dönmeye çalışacağız. Allah kolaylık versin. Ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Gel Mert, yavaş yavaş gidelim. Sarıcıoğlu'na doğru ilerleyelim. Burada esnaflarımız da var değerli izleyenler. Bu şekil yer yapılmış durumda. En azından korunmak için. Mert, buraları da çekersen. Böyle çatılar yapmışlar. Burayı toparlama adına. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Geldik, buraları çekiyoruz. Peynir ne kadar şu an? Peynirler 160 lira. 160 lira. Keçi peynir mi, koyun peynir mi? Koyun keçi fiyatlar değişiyor. Ne kadar oluyor? Arada bir 10-15 lira fark var. Keçi geldi mi? Keçi düşmeye başladı mı piyasaya? Yavaş yavaş geliyor. Yavaş yavaş. Nereden getiriyorsun peynirleri? Peynirler Baydağ tarafından geliyor. Neresi? Baydağ. Beydağ'dan geliyor. Allah kolaylık versin abi. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Devam edelim. Abi nasılsınız? İyisiniz. Nasılsınız? Abi? Nasıl geçiyor ya? Valla geldik işte, buralar çekelim istedik. Ben esnaf değilim ya. Sıra vatandaş olarak. Yok ya, sen vatandaşsın. Senin konuşma hakkın yok mu? Konuşma hakkımız var da ne diyebilirim ki? Gezmeye mi geldin? Ne yaptın? Geziyor. Böyle alışveriş işte. Alışveriş yapmaya geldin. Alışveriş yapmaya geldin. Ev nerede? Ev şeyde, Karaköy'de. Ordu tarafında. Ordu tarafında. Orada sıkıntı yok inşallah. Yok, sıkıntı yok. Zaten var de, bazı evler o eski evlerde yıkılmış. Çok eski evlerde varsa vardı. Yeni evlerde fazla sıkıntı. Biz lahamdısın. İyi olsun. Allah, Allah kolay versin. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Ya bizi geçtim gidiyorsunuz. Görmedim abi. Her TV'de onu hepsi biz ya çıkıyoruz programı. Kusura bakmayın görmedim. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Şu dükkanın oraya gidelim. Bir de getirin, ben bunu demek isteyeyim. Allah sizden razı olsun. Eyvallah, hepimiz cümlemizden razı olsun abi. Malatya sıkıntısını sen dile getirirsin. Ben her zaman akşamları Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Seyredeyim. Olsun abi, abi gelsene buraya. Gerçekten iyi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ya biz televizyon olarak yükümlülüğünüzü elinize getirdiğinizi düşünüyoruz. Yani kamu, yarı kamu hizmeti görüyoruz. Aynen. Vatandaşın sorun sıkıntısı bizim sorunumuz sıkıntımız. Malatya'nın sorun sıkıntısı hepimizin sorun sıkıntısı. Gerçekten. İnşallah da toparlanırız. Sen ne iş yapıyorsun abi? Buraya mı şey, devamlı bizde her TV yeri sürekli geçen gün yine geldi. Eyvallah. Durumlar nasıl abi? Burası şükür, hamdolsun. İyi ya. Bir şey nasıl diyor? Valla işler durgun. Yani her şey ortada yani. Malatya bir avuç kaldı. Aslında geçen gün de röportaj yaptığımızda da söyledim. Yani dışarıda birileri böyle eskiden tur olarak gelirlerdi. Bugün günler daha gelirse daha güzel olur. Bir organize yapılırsa en azından burada esnafa bir kat, en azından bu ortamı da görmüş olur. İyi olur yani. İnşallah. Burada ses yok. Seni duymakta da zorlanıyorum. Gidelim dükkana gidelim. Hadi. Yok, devam edelim biz. İşlerimiz var. Yani çekime devam edelim. Göstermeye devam edelim. Hayırlı günler diliyoruz sizlere. Otobüs yoğunluğu da var değerli izleyenler. Hemen bu yan taraf otobüs olduğu için. Biliyorum. İzlemiştim o görüntüleri. Hayırlı işler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim. Gel Mert. Şöyle şuradan çıkalım. Sarıcıoğlu'na doğru ilerleyelim. Gel Mert. Oradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Sen önüme geç. Beraber ilerleyelim. Nasılsın abi, iyisin? Allah razı olsun abi, sen nasılsın? Sağ olasın, durumlar nasıl? Çok şükür Allah. Evde durumlar nasıl? Bugünümüze şükür, iyiler. İyi, Allah iyilik versin. Evet. Esnaf mısın, ziyarete mi geldin? Şimdi ben Halbin adasındaydım. Halbin sebze halinde. Komisyoncu muydun? Komisyoncuydum. Emekli olduk, çocuklar okudu, işlerin başına gitti. Ha, onlar işin başına geçti. Aynen. Eyvallah. Aynen. Şimdi yeni haldesin değil mi şimdi hala? Yeni haldeydik. Buradaydı yerimiz. He, buradaydı. Bu yeni yere hiç taşınmadık. Gitmedik. Öyle mi? Evet. Allah kolaylık versin. Malatya'mızın hali ne olacak abi? Valla biz de size soruyoruz. Ne olacak Malatya'mızın? Ne olacak yani? Allah razı olsun yine sizden ki bir sahibi giden sizlersiniz. Yani bu memleket bu kadar sahipsiz olamaz ya. Ben 70 yaşındayım. Ben böyle memleketi sahipsiz görmedim. Herhalde Cumhuriyet tarihinin en büyük sahipsizliğini yaşıyor şu an Malatya. En büyük. Yani Özal dönemi, işte Aslanoğlu dönemi. Aynen. Bu dönemler gayet güzeldi Malatya adına ama işte. Ondan sonraki dönemlerde maalesef ciddi bir sahipsizlik söz konusu. Aynen abi. Allah sizden razı olsun ki her şeyi yapıyorsunuz. Anlatıyoruz, gösteriyoruz bak, olanı aynen gösteriyoruz. Aynen. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Bak aynen, ben şimdi buna nasıl kötü diyeyim abi? Mümkün değil, diyemeyiz. Bak, maşallah ne güzel yapmış adam ama rezerv alan diyorlar.
onu diyorlar, bunu diyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Yerine dönüşüm başlamamış memlekette. Rezerv alanlarına daha çivisi çakılmadı. Ne olacak halimiz? Anlatmaya çalışıyoruz yani. Ben bunu neyini kötüleyim? Şu an Mert'in çektiği yeri ben neyini kötüleyim? Evet. Allah razı olsun. Binlerce kez razı olsun bunu yapanlar da. Öyle. Malatya'mız bir şekilde ayağa kalksın. Kötü bir şey göstermiyoruz yani. İnşallah, İyi de gösteriyoruz. İnşallah. Tabii ki, tabii ki. Olan neyse o. RTV ekranlarında, değerli izleyenler şunu söyleyeyim. Bakın RTV ekranlarında kesti de algı o, bu, şu, bu yok. Neyse onu gösteriyoruz. Aynen kardeş. Allah razı olsun. Allah tuttuğumuzu altın etsin. Bu kanalda. Yalnız bir şey soracağım ya. RTV çekmiyor bazen. Niye? Şöyle çanak ayarlarınızı iyi yapmanız lazım. Bizim yayınımız bu HD yayına geçtikten sonra tamam. Yüksek kalite istiyor. Bazı receiver'lar eski receiver çekmemesi normal. Yani analog dediğimiz yayınları alıyor. Evet. Bizim şu an tam dijitale geçtik. Hatta değerli izleyenler yakın bir zamanda yayın kalitemiz daha da artacak. İnşallah. Daha full HD. Yani mesela şu an teknik bir terim kullanacağım. 576 civarında bir ölçüsü var. 1080'e çıkartacağız yani. Tam HD formatına çıkartacağız. İnşallah o da yakın bir sürede olacak. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah. Allah kolaylık versin. Allah razı devam olsun. Edelim. Mert yavaş yavaş ilerleyelim. Abi kolay gelsin. Hayırlı günler. Ne olacak Malatya'mızın hali? Soruyoruz. Biz de soruyoruz işte ama öğrendiğimiz kadarıyla, anlatabildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Burada telefoncular falan da böyle kurulmuş değerli izleyenler. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? İyi, çok şükür abi. Buraya yapmasam. Sizin yer neredeydi? Sizin yer neredeydi daha öncekiniz? Karşıdaydı. Karşıdaydı. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler diliyoruz sizlere. Evet, devam edelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Esnafımız da hemen sağ olsunlar selamlarını gösteriyorlar. Yumurta 75 lira olmuş Mert. Göster. 60 liraydı. Geçen hafta 60 liraydı. Ne oldu bu 75 lira oldu yine? Abi valla borsa gibi yükseldi. Borsa gibi değil mi? 75 yine iyi 100 liraya sürtüydü. Ya ne 100 lirası? Ramazan'da 130 liraya sattılar. 75 iyi normal abi. Hafta hafta yutmuyor yumurta. Niye bu tavuklar Amerika'dan mı geliyor? Ne oluyor? Ya dolarla arkadaş, mı çalışıyorlar? Ki. Dolarla mı çalışıyor? Euro ile mi çalışıyor? Vallahi bilmiyorum. Ben de anlamadım bundan bir şey. Ben nasıl bir hafta önce gidiyor? Çok şükür ya buna şükür. Ne olacak ya işte bundan başladım. İyisi olmaz. Senin yer neredeydi daha önceki? Merkez tavukçuları. Kasap pazarında. Kasap pazarında. Kasap pazarında. Ne oldu sizin orası netleşti mi kasap pazarının durumu? Yapılıyor işte daha yeni. Yok yani hani taşıması maşıması söz konusuydu ya. Ne gibi taşınacak ya? Ya diyorlar diye işte şeye vereceğiz. Abdiyenin olduğu yere. Var orada var. Yok yok. Komple oraya geçireceğiz falan diyorlardı. Belli bir şey yok. Geçici olarak. Bu abi ilgileniyor. Bu bir dükkanı var burada orada. Geçici olarak. Ne dediler sizden son? Ya bize dedi ki yerinde yapacağız. Geçici olarak buraya köprünün altına tamam, verdi. O alta gittiniz. Ha, şimdi burayı da herkesin yerini tabii. Dedi ki mülkiyet olarak yani buraya götüreceğiz ya, söyledi. Ya, mülkiyet kimin mülkiyetini veriyor ya? Herkes mülkünü sen verebilir misin ya? Yani o da var şimdi. Orada çünkü adamın tamam hakkı da, var. Sen oradan nasıl oraya taşıyacaksın? Kardeş taşıyacaksın da şimdi bize peşkeş çekip de başkasına mı verecek? Böyle bir şey yok. O yanlış. Yok ki. Çok yanlış bir ha? şey. Biz konuştuk. Böyle bir şey yoktur ne yani. Ne diyorlar ha? Peki? Konuştunuz ne diyorlar? Ya konuştuk. Herkesin dükkanını yerinde yapacak. Ha, yine aynı şekilde verecek. Tabii. Ha. Öyle yapacak. Öyle verecek. İyi. Yani başka bunun alternatifi yok ki. Doğru söylüyorsun. Ha. Bir de geçici... sen mesela oranın kıymetiyle aşağının kıymeti bir değil. E tabi bir değil bunu herkes yani, biliyor. Sen desen ki iyi niyetini gülle kurma. E tabi bunu bir çocuğa sorsan bir çobana sorsan bilebilir. Aynen öyle. Yani şimdi Geniştepe'deki evin fiyatıyla çarşıdaki evin fiyatı bir mi değil. Tabi tabi ya Allah şey. Hükümetimizle razı olsun biz şikayetçi değiliz inşallah iyi olur. Yani hükümet şimdi burada vatandaşa destek olmaya bakıyor değil mi? Kalkıp da efendime söyleyeyim senin yerine benim yerime peşkeş çekmeye bakmıyor ki. İşte bunu yapsa bile çok, yanlıştır bu. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor hakikaten. Bu süreçte şimdi mesela bu da, geldik bugün inşaatları çekiyoruz orada. İşte neyi nerede öğrenme yani, görmeye yani, çalışıyoruz. Yani İnşallah bunu, hata olmaz yani kimse zaman, mağdur olmaz. Bunu yaptığı şey. Zaman da yanlış olur. Tabii. Peki siz de hiç irtibata geçtiler mi yani şeyden sonra? Yok hiçbir irtibata geçmedi. Yani dediler mi kardeş bir pazarlık edip yerini... Yok yok öyle bir şey yok. Herkesin dükkanı yerinde yapılıp verilecek. Öyle dediler bu. Ondan sonra kimse sizinle konuşmadı. Biz de karışmadık. Biz kaç sefer gittik sorduk. Yani şimdi her yer yıkılmış ya. Her yer yıkıldığına göre şimdi birdenbire bu yapılmaz. Zaman ister biliyor musun? Zaman tabii. O zaman şey. İster ha. İnşallah bu yazın sonuna kadar ya bu inşallah iş toparlanmış olur. Allah'ta... Bayağı top. Bakın şimdi iyiye iyi kötüye kötü. Ah, ben şimdi şurayı göstermesem Allah bizi kör eder. Allah korusun. Tabii, tamam tabii. Yani bu iyi. Yapalım, ama işte sıkıntı şu. Malatya'da mesela insanlar hala yerine dönüşüme başlayamadı. Hala ya, insanlar rezerv alan ilan ediliyor. Rezerv alanlar hala başlamadı. Başlayamadı. Bak ben şimdi şunu da söyleyeyim. Belediyelerde de büyük sıkıntılar var. Tabii tabii. Bak şimdi bütün
bu deprem her yerde oluyor. İstanbul'da oluyor, Ankara'da oluyor, İzmir'de oluyor, Gölcük'ten oluyor. İstanbul'da oluyor. Fakat Malatya'da kimse depreme önlem almamıştır Ağabey. Öyle. Elazığ depremi yani alınmamıştır. Elazığ depremi bize hiç ders olmadı. Bak bugün ders olmadı. Evet. Bak bugün ben gerçeği söyleyeyim. Belediyeler Fahri Kayahan'a, efendime söyleyen Bostanbaşı'na 14-15 kat müsaade vermeyeceklerdi. Niye vermeyeceklerdi? Kim verdi abi? Yine biz verdik. Ya bilmeyeyim işte. Ya, yani bilmeyeyim deme. Ha bil bak şöyle. Bilmiyorum. Bil her şey aslında her şey orada. Şöyle bir durum var. İş, görüyoruz ama şimdi bak, şey yapıyoruz. Abi iş belediyelerden dönüyor. Tabii. Belediyeden dönüyor. Ben müteahhitim. Sen bana 5 kat, 6 kattan fazla ruhsat vermesen ben yapamam. 7. katı çıkamam. Bu iş böyle. Öyle. Ha. Ama şimdi bu giden insanların da vebali kimden onu da artık Allah bilir. Baba ben şunu söylüyorum. Çok kişinin hakkına girdiler. Ha. Çok kişinin vebaline girdiler. İşte bu şekil olursa bunun mahşeri vicdanı da var. Yani mahşerde bunun hesaplaşması olacak çoğu şeyin belki ama belki şimdi Cenab-ı Allah ne diyor? Diyor ki işini yaptığın zaman sağlam yap. Aynen öyle. Sağlam yap. Çünkü burada vicdan azabı çekmeyesin. Aynen. İnşallah iyi olur bundan şimdi sonra. Depremin ilk günleri işte Bostanbaşı'nda falan geziyoruz. İşte müteahhitler bana tepki göstermişler. Ya çekmesinler oralar falan. Ben niye çekmeyeyim ya? Vatandaş mağdur olmuş. Adam bütün 20 tabii, yıllık emeğini tabii. Getirmiş oraya gömmüş. Senin yaptığın bina çürük bina çıkmış. Ağır hasar almış. Şu olmuş bu olmuş. Ben her zaman diyorum. Ben tabii, sizi tabii, vicdanınızla tabii. Baş başa. Bütün müteahhitlere bunu söylüyorum. Ben sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Şu inşaat yapılırken başına ben durmadım. Ya. Demiri ben koymadım. Betonu ben koymadım. Tabii. Sen koydun sen sattın. Aynen. Ben vatandaş olarak da bilmem. Ben de neye bakarım? Odası var mı? Geniş mi? Ferah mı? Ona bakarım. Ama geri kalan iş sana kalmış. Ya işte şimdi... Sen eğer vicdanında rahatsan ben de rahatım. Kusura bakma. Tabii. Abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. O kadar çok konuşacak şey var ki. Sağ olun. İnşallah iyi olur. İnşallah. Bize yani kimseye peşkeş çekmeyecek. Vatandaşa güzel bir şekilde destek olması lazım. İnşallah. Tek temennimiz İnşallah. Hadi. Hayırlı günler abi. Hadi. İnşallah hadi. Sizler de kasap pazar esnafı da bir an önce yerinize geçersiniz. İnşallah. Ya, olur. İnşallah. Sabır. Aynen sabır. İyi, teşekkür ederiz. Nasılsın abiysen? İzliyoruz. Eyvallah. Malatya'nın yani dertlerini, sıkıntılarını dile getiriyorsunuz. O yüzden teşekkür ederiz. Allah razı olsun yani. Abi. Biz görevimizi yapıyoruz. Erti olarak görevimizi yapıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Yani... Yarı kamu hizmeti veriyoruz biliyorsunuz. Evet, evet. Memleketin sesiyiz. Ses olmaya da devam edeceğiz. İşte şehir bu hale gelmiş. Bir şekilde de ayağa kalkmamız lazım. İnşallah da kalkarız. Şimdi ayet var. Allah işini güzel yapanları sever. Eyvallah. Evet. Siz de güzel yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Kolaylıklar ihsan eylesin. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet. Devam edelim Mert. Gel. Kayısıcılar da bu tarafa doğru gelmiş biraz. Kayısıcı esnafı. Şuradan mı geçelim Mert? Ortak köşeden mi geçelim? Oradan rahat. Yol rahat mı? Buradan mı geçelim? Bir bak. Gel oradan geçelim. Düz devam edelim. Oradan devam edelim. Çevre yolunda bu şekilde ilerliyoruz değerli izleyenler işte. Vatandaşlar da bu yolu kullanmak zorunda kalıyor. Sağlı sollu böyle gidip geliniyor. Risk. En azından şu otopark olayını kaldırsalar bir kaldırım. En azından geçici bir kaldırım yapılsa buradaki vatandaşlar daha da rahat edecek ama işte. Aylardan beri belediyeler kılını kıpırdatmıyor. Şurayı bir çek düzen vermek istemiyorlar galiba. Vatandaş sıkıntı çeksin istiyorlar ki. Geçmesinler falan mı diye düşünüyorlar artık. Neyse artık bilmiyorum. Ama aktif kullanılan bir yer. Hala maalesef buradaki çile korku içerisinde insanlar böyle buradan yürüyüp geçmeye çalışıyor. Burada da derzine Akkoz Oteli'nin olduğu köşedeyiz. Burada temeller yükselmeye başlamış. Bayağı bir inşaat temeli hemen atılmıştı buranın zaten derzine. Yıkılır yıkılmaz hemen temeli atılmıştı. Kuleviç'le kurulmuş. Buranın da inşaat devam ediyor. O inşaatın Mert, hani demiştim ya devam eden inşaat. Değerli izleyiciler, bakın buralar da devam ediyor bu şekil. Arkalar da devam edecek. Arkalarda da temeller atılmış. O binanın bu tarafı bu sefer de. Yavaş yavaş yükseliyor. İnşallah. Şu duvarlar muvarlar örülmeye başlamış. Beni daha da umutlandırdı. İşçiler de çalışmaya başlamış. Herhalde şimdi bir elektrikçi görüyorum. Tesisat falan da çekiyor. Allah kolaylık versin. Mert biraz sanki şey boyları yüksek olmuş değil mi? Yani biraz daha yani normal daire standartlarında değildi. Biraz daha yüksek gibi olmuş değil mi binaların şeyleri, içerikleri? Büyük ihtimal o hani iklimlendirme dediğimiz olay falan da yapacaklar buranın içerisinde değerli izleyenler. Yani ortak ısıtma, ortak soğutma. Bu tür şeyler için biraz yüksek bırakılıyor ki bina boyu, yani daire boyları. Ondan dolayı sıkıntı yaşamasınlar diye. Biraz büyük geldi bana burası. Yani yükseklik anlamında büyük geldi. Normal kolon boyu mesela 2.80 falan oluyor değerli izleyenler. Burası 3.30 yani normal
dükkan yüksekliğinde yapılmış gibi hissettim. Bilmiyorum. Detayları öğrenirsek onları da sizlerle paylaşırım. Yüksek bina. Yani daire boyu biraz yüksek. Yani 3.30 gibi geldi bana. Biz de mühendis gibi konuşuyoruz ama işte Mert, anlatmaya çalıştığımız kadar işte. Bir öğrendiğimiz kadarıyla değerli izleyenler. Gel Mert, devam edelim, aşağı doğru ilerleyelim. İnşaat alanı bu şekil devam ediyor. Yani değerli izleyenler, bizler de hiç bilmezdik de işte. Öğrendik. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun, siz? Nereye böyle? Üniversiteye. Okula mı gidiyorsun? Evet. Ne okuyorsun? Elektronik. 2 yıllık. Allah kulak versin. Kaçın sınıftasın? İlk sınıfım. 1. sınıftasın. Mezuniyet neydi senin? Ne anlamadım. Lise mi? He? Mimar Sinan Meslek Teknoloji Lisesi. Orada da mı elektronik dedi? Evet, orada elektronik. Zorlanmazsın o zaman. Dersler biraz daha kolay gelir sana. Evet. Üniversite biraz zor ama olsun, yine de yine en azından dersler biraz daha kolay. Anladım. Nerede? Kampüste mi yeriniz? Hayır. Şey, oraya bağlı bir üniversitede. Neredesiniz? Şu organizeden. Ha, organizedesiniz. Hı? Allah kulak versin sana da. Sağ olun. İsteyin. Sağ ol abi. Görüşürüz. Kolay. Çıkacak mı haberi? Canlı yayındayız şu an. He, tamam. Devam edelim. Şu an yani beni izliyorlar. İzliyorlar. Mert, şurası açık mı? Yok, değilmiş. Devam edelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Yerin güzel. Yerim güzel de çıkmak istemiyor. Ya bir şey olmaz. Dur, konuşalım biraz. Nasıl gidiyor işleriniz, nasıl gidiyor? Bu sene iyi değil ya. Bu sene iyi değil. Evet. Sezonu mu bekliyorsun? Hayırdır? Sezon bitmek üzere, iş yok. Kayısı sezonu falan başlayacak ya. Başlayacak, daha başlayacak. Sen çalışıyor musun Kayısı'da? Evet. Nerelisin sen? Urfalıyım. Urfalısın. Urfa neresinde? Urfa merkez. Urfa merkez. Urfa'ya da selam olsun. Bu sene ligde kalabiliriz sonunda. Şanlıurfa tabii, spor. Tabii. Zorlandınız ama. Sporla da alakamız var ya. Çekme bizi. Siz nasıl çekiyorsunuz? Sen ismin ne? Kamil. Kamil, sen nerelisin? Urfalıyım. Sen de Urfalısın. Yevmiye ne kadar şu an abi? Valla yevmiyeler düşük abi. Ne kadar? 600, 700, 800 değişiyor yani. Siz beden işçi yapıyorsunuz zaten, evet. Değil mi? Yapıyoruz ama bu sene maalesef işler iyi değil. Geçen sene iyi miydi? Geçen sene iyiydi. Önceki sene de iyiydi. Mesela şu arkadaşlar durmuyordu hiç. Hep beraber geldiniz buraya. Nerede kalıyorsunuz şimdi? Şimdi Taştepe'de. Taştepe'de ev mi var? Ev var. İyi. Neyse, bunlarda sıkıntı olur çünkü. Yok, biz burada evimiz var çok şükür. İyi. Evlerde kalıyorsunuz. Yani daha işler açılmadı. İnşallah iyi olur diyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. İstediğiniz temenniniz. Teşekkür ederiz. Allah kolay versin sizlere. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Devam edelim Mert, gel. Arkadaşlar, sizlere de kolay gelsin. İnşallah bu sezon biraz daha bereketli geçer. Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlısı olsun inşallah. Kısmet nasip. Kısmet nasip. Siz nerelisiniz? Urfalıyız abi. Hepiniz mi Urfalıyız? Urfa ekibini buraya komple çökmüşsünüz. Hep burada, hep dar genelli olanlar burada. Ya şey mi, her sene geliyor muydunuz yoksa? Her sene genelde öyle. Her sene geliyorsunuz değil mi? Depremden önce de geliyoruz. İçin herkes burada. Urfa'da iş yok mu hiç? Yok. İpamuk işi olmuyor mu? İpamuk işi artık hep aletlerle çıktı. He, size gerek kalmadı. Yani işçilik kalmadı. İşçilik kalmadı. Doğru söylüyorsun, o da var, doğru söylüyorsun. Maalesef öyle. Allah kolaylık versin size. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz size. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin abi. Valla Sarıcıoğlu'na inelim dedik de Mert, burada süreyi öldürdük gibi ya. Burada bitirdik gibi süreyi. Bayağı bir yoğun geçti değerli izleyenler çarşı inşaatını. Normalde biz Sarıcıoğlu'na doğru gidecek, sonra gideriz olmazsa Mert. Buralarda bir yerlerde toparlayalım. Şu alanı da gösterelim, gel. Bu otel ismi neydi? Bezginler Otel. Heh. Bezginler Otel'in olduğu yerdeyiz şu an değerli izleyenler. Gel o tarafa doğru geçelim. Karşıya doğru Mert. Gel. Yürü. Yavaşlayalım. Yavaşlatalım. Gel. Eyvallah. Burası da Bezginler Otel'in olduğu alan değerli izleyenler. Burayı bir çekelim, geleyim şimdi. Eyvallah, sıkıntı yok. İşte Bezginler Otel'in olduğu yer, adliyenin yıkılan yeri değerli izleyenler. Şu alanı da değerli izleyenler, bu inşaatın işçileri için kalması için, yani yatacak yer yapmışlar değerli izleyenler. Yatakhane gibi bir yer yapmışlar. Yemekhane, yatakhane, her şey var orada. Oradaki işçiler de burada kalıyorlar. Böyle bir çözüm bulunmuş şimdilik adliyenin yerine. Yine buralar işte Bezginler Otel'in olduğu yerde bu şekil beklemeye devam ediyor. Buralar ne olacak? Rezerv alan mı değil mi? Tam bilmiyorum buranın rezerv alan olup olmadığını. Yapılır mı? Rezerv alan olarak mı yapılır, yoksa yerine dönüşümle mi yapılır? Bizler de merakla bekliyor olacağız. Malta'nın çoğu yeri zaten bu şekil bekliyor. Konteynerler işte. Orada mesela foto mercan yazıyor. Türk etki. Orası değerli izleyenler. Eskiden orada duruyorlardı da esnaflarımız. Şimdi öyle kendi yerlerine konteyner kurmuşlar. Bir şekilde işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Vallahi zor. Urfa ekibi geldi yine. Nasılsınız? İyisiniz? Ben Urfa'da geldim. Sen neresin? Ben burada esnaf.
Esnaf. Ha öyle mi? Pardon, kusura bakmayın. Evet, tamam. Ne iş yapıyorsun? Ben çay ocağı çalışıyorum. Ha, çay ocağı çalışıyorsunuz. Yıkıldı mı yerin yoksa? Yıkıldı yerim. Yıkıldı. Yıkıldı. Nasıl işmiş, nasıl gidiyor? İşte durgun abi ya. Yok, Allah Allah. Aynen öyle abi. Önceki iş potansiyeli düşük. Eskiye göre. Eskiye göre çok az. Gelen giden de azaldı. Aynen öyle. Kimse kalmadı yani. Burada işçi saati, mesela servis saati, organize giden arabalar burada personellerden alıyor. Şimdi her taraf yıkıldı, dağıldı. Tabii. Millet buraya da gelmiyor. Şimdi belki her tarafa servis verildi. Değil mi? Tabii. Her mahalleye giriyoruz. Aynen abi. Şey. Önce böyle bir şey yoktu. Çeviriyoruz. Yani alıp götürüyorlar. Aynen. Noktası buraydı abi. Bir de buraya girmek istemezler. Trafik de çok sıkışık. Aynen. Bu yok. Buradan alıp çıkıyorlardı yani. Evet. Şimdi şu haline girmek istemezler. Aynen abi. Şuranın halini görmüyor musun? Aynen. Baksana, az önce ambulans geçeyim dedi. Geçemedi. Aynen. Doğru. Zorla geçti. Malatya'da baya bir sıkıntı var abi. Aynen. Ya şurayı bir aslında park olayını kaldırsalar, vatandaşa bir kamyon yani gibi şimdi bir şey yapsalar, ben sana çözüm. Şöyle bir şey söyleyeyim. Asfaltla masfaltla. Yani temelli de memelli de yaptıkları gibi. Çok basit bir iş bu olay ya. Aynen öyle. Aynen. Orada yani park yasağı var. Ama bizim insanlarımıza o yok. Öyle öyle. Yani şu gördüğün arabalar en kötüsü 500-600 bin liralık araba. Aynen öyle. Bir gelip çarpsa bir tane aynası kırılsa. Ya akşamdan sen 200 liralık ayakkabı içeri almıyor musun? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani bu değil mi abi? Aynen öyle. Adam 600 bin lira 1 milyonluk arabayı nereye koymuş? Yani bu insanlarımızda var abi. Evde durumlar nasıl var? Evimizde bir sıkıntı yok abi. İyi maşallah, Allah olmaz. Yani çevremizde... Neredeydi? Temel'de abi. Ha, Temel'de neresi? Temel yıkıldı. Muhtarlığın orada abi. Ha, Zaviye Muhtarlığı'nın aynen, orada mı? Aynen, aynen. İyi, iyi. O dediğin gibi oralarda biraz sıkıntı var. Var. Bir tane zaten o büyük bina da yıkılacak. Hangisi? Ön taraftaki. Ha, ön taraftaki. Boş olan. Biliyorum, gördüm orayı. Geçen zaten biz o evden dolayı iki ay eve giremedik. Değil mi? Evet, çadırda kaldık. Allah kolaylık versin abi. Zor tabi abi. Ben neler yaşadık? Yani öyle bir şey Malatya'nın halkını göremedim. Sağıma baktım, Cingen soluma baktım, Suriyeli abi. Bir insan bir dostunu görmez mi? Bir özlemini çekmez mi? Bu amcalarım geldi. Bir de bunlar evet, tabi tabi. Nasılsın? İyisin? Sağ ol. Sen, sağ ol. Sen de iyisin. Nereden geliştiniz böyle? Biz şu hastahanenin orada geliyoruz. Hastahanenin orada. Nerelisin? Adıyamanlıyım. Neresinde? Çelikhan köylerindeyim. Oo. Çelikhan abi, bütün köylerine Adıyaman'a selam olsun. Aleyküm selam. Evlerde durumlar nasıl? Yok dedik bir AFAD'a başvurak, bu da AFAD'ı bilmem buralardan nerede. AFAD. AFAD nerede demiyor soruyorsun? He. AFAD ta organizede. Organize gitmeniz lazım. Başka yer yok. Başka yer yok şu an. Önceden bir çarşı merkezinde yerleri vardı. Orayı kaldırdılar hak sahipliği başvurusunda. Şimdi bütün işlemler organizenin girişinde. İkinci organizenin girişinde. Burada minibüslere binerseniz götürürler sizleri. Hemen ileride minibüsler var. Organize müşteri. Sağ olasın. Haydi. Allah'a emanet. Abi ne yapıyorsun? Sağ ol, var ol. Çaydanlık kamerimizi yine bulduk. Yine bulduk. Şekalım, burayı bir sıkıntı aldım. Sen devamlı geziyor musun böyle? Ben pazarlara gideyim. Pazarlara gitmeden gün buradayım. Eyvallah. He, kolaylısın. Burada hizmet ediyoruz yani. Eyvallah, kolaylık. Sağ ol. Eski yerin çünkü şu şeyle önce. Yukarıdaydım. Neresi durası? Mısır Çarşısı'nın hemen kenarındadır. Yeni caminin altı. Yeni caminin altındaydın, doğru söylüyorsun. Daha önce de şimdi Bakırcı Pazarı'ndaydı yerimiz. Dükkan gitti. Yapacak bir şey. Şimdi işte yapılıyor ama ya. Güzel olmuş oralar ya. Bayağı hoş olacak buralar. İnşallah bir şekle şemale kavuştun. Bak şurasını görünce mutlu oluyoruz. Evet. Evet gerçekten. Yani şurayı görünce mutlu oluyoruz. Vallahi öyle. İnşallah biraz daha yükselir, biraz daha mutlu oluruz. Tabii ki, tabii ki. Eyvallah. Amcam kolay gelsin. Sağ olun, hayırlı günler. Sağ olun. Devam edin. O çocuklar sizlere de kolay gelsin. Hadi devam edelim, gel. Ya teyzemin oğlunun sesine ne kadar benzisin ya. Şey ya diyorlar, Kufrat vardı. Biliyorum. Onun sesine çıktım aynı rahmetli onun sesi. Bana ya diyorlar ki şey, yani depremden beridir herkes beni dinlediği için evin sesi gibisin diyorlar oğlum diyorlar. Yani evet. Amcalar teyzeler sağ olsunlar dualarını eksik etmiyorlar. Allah razı olsun hepsinden binlerce kez. Senden de razı olsun. Bir evin sesi gibi olmuşum, ne mutlu bana. Sağ ol. Hülya Kayaç'ın ne mutlu evin kızı gibi sesi olmuş. Allah işinizi rast getirsin. Malatya'yı tanıtan şey sizsiniz. Abi ne yapalım, anlatmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Saha eleman değil, biz kamera arkasıydı. Ama işte deprem olunca mecburen anlatmamız gerekti. Tabii. Bu da bir sorumluluk. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Ne demek yani? Cümlemizden. Hizmetin yerinden getirdim. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Hayırlı işler. Mert, burada tamamlayalım, gel. Yazda gelince işçilerimiz şöyle iyice şey yapmaya sallar. Bir el sallayalım. Görürler mi bilmiyorum ki. Kayseri heykelinin orada bu şekilde duruyorlar. İş bekliyorlar. Selamünaleyküm herkese. Kolay gelsin. Bir el salladık. Eyvallah. Eyvallah. Ben de burada bitireyim değerli izleyenler. Bugün çarşı inşaatını ekranlara getirdik. Birazcık esnaflarımızla, birazcık vatandaşlarımızla konuştuk. Şimdilik neresi diyelim buraya? Sarıcıoğlu Kavşağı, Taşyepe Kavşağı'nın tam köşeden, Bezginler Oteli'nin tam önünden yayınımızı sonlandırıyoruz.
Hoşça kalın. Yarın başka bir noktada buluşmak üzere. Ha, şunu hatırlatayım değerli izleyenler. Bu hafta içi Çırmıklı Gündüz Bey yapacak demiştik. Muhtarlarla görüşüm. En kısa sürede oraya gideceğiz. Bunu da bilgisini ulaştırmak istiyorum sizlere.